Okuduğum ayetler Nahl suresinden 119, 120, 121 ve 122. ayetler. 119. ayete önceki dersimizde başladık ve belli ölçüde ele aldık ayeti. Ayette Cenab-ı Hakk'ın ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذ۪ينَ عَمِلُوا السُّٓءَ بِجَهَالَةٍ Sonra senin Rabbin var ya, kötülüğü yapanlara karşı, ama kötülüğü cehaletle yapanlara karşı, eğer onlar ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ sonrasında tevbe ederlerse, وَاَصْلَحُوا ve ıslah ederlerse, yani düzeltirlerse, iyileştirirlerse, o zaman اِنَّ رَبَّكَ senin o Rabbin, bir kez daha aynı ifadeyi Cenab-ı Hak tekrarladı, senin Rabbin مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ sonrasında kesinlikle gafurdur ve kesinlikle rahimdir. Ayet-i Kerime kötülük yapanlara dair, işlemiş bulundukları kötülüklere dair sonraki süreci düzenliyor. Bu kötülüklerin onlara yapışıp kalmayacağını, bu suçların onların üzerinde sürekli kalmayacağını, isterlerse, dilerlerse bunlardan kurtulabileceklerini, Cenab-ı Hakk'ın bu konudaki yaklaşımının son derece olumlu olduğunu ifade ediyor. Hatırlarsanız ayeti kerime Cenab-ı Hakk'ın Yahudilere yaşattığı yoksunluklardan, mahrumiyetlerden sonra onlara hoş, temiz, güzel şeyleri de yasaklamasının ardından, yaptıkları zulümlerden ötürü, kendi kendilerine zulmetmelerinden ötürü Cenab-ı Hakk'ın onlara yaşattığı bu neticelerden sonra geldi. Ayet-i Kerime, önceki derste de ele aldığımız üzere demek istedi ki, ister onlar olsun, yani Yahudiler, ister başkaları olsun, Allah Azze ve Celle sizin hepinizin Rabbidir ve Cenab-ı Hakk'ın kötülükleri yapanlar hakkındaki tavrı, yaklaşımı şöyledir diye bize bunu anlatıyor. 119. ayet, yani ele aldığımız bu ayette kötülüklerin yapılmasına dair yine önceki derste dikkat çektiğimiz bir kayıt vardı. Bir cehaletin, cehaletle yapma kaydı. Yani kişiyi kötülüğü yapmaya sevk eden şey duyguları olmalı. Şehveti olur, öfkesi olur. Ancak kendi iradesi, akleden yanı, düşünen yanı, yani duygulara karşılık kendimizi zapt ettiğimiz yanımız, eğer bunu zapt edemedi de çıktıysa kontrolden, bu cehaletle olur. Ama bazı insanlar var ki kötülükleri artık sadece duyguların etkisiyle değil, bizatihi kötülüğün içine aklederek, akleden yanlarını, yani fikir, düşünce dünyalarını da katıyorlar. Kötülüğü bilerek, isteyerek yapıyorlar. Allah Azze ve Celle bu ikisini biri diğerinden ayırdı. Kötülüğü cehaletle yapan kimseler, yani yapmış kötülüğü ama kötülükten hemen sonra, o duygu geçtikten sonra, bu öfke olur, bu şehvet olur, o kötülüğü yaptıran duygu kaybolduktan sonra eğer pişmanlık çöküyor ise, bu cehaletle yapılmış bir iştir. Ama yok, duyguyu tahrik eden, fiili tahrik eden duygu ortadan kalktığı halde ortada herhangi bir pişmanlık emaresi yok. Yine aynı duyguya girse de tekrar aynı şeyleri yapsa düşüncesini seslendiriyor, bakmışsınız. Allah Azze ve Celle'nin bu konudaki yasağını ne duygunun bastırdığı esnada ne de duygunun bastırdıktan sonra hiçbir şekilde tanımıyor, hiçbir burukluk duymuyor ise, bu amden yapılmış, bilerek yapılmış, Cenab-ı Hakk'a karşı diklenerek yapılmış suçlar kabilindendir. Cenab-ı Hak cehaletle yapılsın da kötülük, her ne tarz, her ne çeşit kötülük olursa olsun, cinayet de olur, başka şeyler de olur, eğer böyle kimseler ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ tevbe ederlerse, yine önceki dersimizde vurgulu bir şekilde şeytanın
Yapmak istediğinin bize kötülüğü yaptırmak değil, kötülükten sonra da bunu sürdürmek, aynı kirlilikte kalmak, temizlenmemek, Cenab-ı Hakk'a dönmemek için üzerimize yıkmaya çalıştığı yes halidir. Yani ümitsizlik halidir. Senden bir daha adam olmaz. Sen öyle bir günah işledin ki bir daha dönemezsin, toparlanamazsın diye. Cenab-ı Hak bize ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Eğer tövbe ederseniz, hadi yaptınız, duygularınız bastırdı, cehaletle böyle bir iş yaptınız. Peki ya sonrasında? Niçin dönmediniz? Niçin o yanda kaldınız? Allah Azze ve Celle'ye pişmanlık ifade edip niçin bağışlanma dilemediniz? ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Tam bu noktada Hazreti Adem'le şeytanın yaşadıkları hususlara önceki dersimizde değinmiş ve bunun fark oluşturduğunu söylemiştik. Yani kötülük işlemek yahut işlememek fark oluşturmuyor, farkı oluşturan kötülükten sonra dönüp ya da dönmemektir. Bu iki aşamayı biri diğerinden çok iyi ayırt etmek gerekir. İnsanların iyisi kötülük yapmamış olanlar değildir. İnsanların iyisi kötülük yapmış ama bir Rabbi olduğunu unutmamış ve bağışlanma dilemiş kimselerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tarif ettiği bir hadiste kul kötülük yaptı ama bildi ki onun bir Rabbi var ve dönüp bağışlanma diledi. Rabbi de onu bağışladı. Kul bir daha kötülük yaptı ama unutmadı, bildi ki onun bir Rabbi var. Dönüp Rabbinden bağışlanma diledi. Rabbi onu da onu bağışladı. Allah'ın Resulü bu durumu, kulun bunu hatırda tutabildiği, bilebildiği, bağışlanma dileyebildiği sürece işletmiştir. Ve Allah Azze ve Celle'nin kul bunu bildiği sürece, yani Rabbinin olduğunu, dikkat ederseniz ayette senin Rabbin, senin Rabbin, bu ayette iki kez geçiyor. Senin Rabbin, eğer kul kendisinin bir Rabbi olduğunu, sahibi, yedireni, içireni, doyuranı, her bakımdan onu terbiye edeni, her ihtiyacını göreni olan Allah Azze ve Celle'yi eğer unutmaz ise süreç bu şekilde işleyecektir Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği şekilde. Dolayısıyla fark ثُمَّ تَابُوا'dan itibaren başlıyor. Hepimiz günahkarız, hepimiz günah işledik ama iyilerimiz günahtan vazgeçenlerimizdir. Vazgeçme çabasında olanlarımızdır. Yani işin anahtarı tevbedir. ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Sonra, bundan sonra tevbe edenler, vazgeçenler, وَاَصْلَحُوا ve yetmez, tövbe etmek kâfi gelmez. Çünkü tevbenin bir parçasıdır, devamıdır ve ıslah edenler, iyileştirenler. Yaptığı bir yanlışlık var, bundan ötürü tevbe edip duruyor ama ıslah etmiyor. Nasıl ıslah edecek? Mesela bu yanlış eğer bir kimseye kötülük olarak dönmüş ise, bir kimsenin hakkına ait bir şeyi ondan gasp etmeye yol açmış ise mesela, ıslah etmek nedir? Allah Azze ve Celle'ye yaptığından ötürü pişmanlığını söylemekle, bağışlanma dilemekle yetinmeyecek. Gidip kimin hukukuna taalluk eden bu yanlış kimlere yansımış ise gidip oraları da tek tek düzeltecektir. Ben şöyle bir yanlış yaptım. Bu size şöyle yansıdı, ekonomik olarak yansımış olabilir, başka açılardan yansımış olabilir. Buraları tek tek tamir etmek ihtiyacı lazım gelir ki ıslahat dediğimiz gerçekleşsin. Kul da, kullar da Allah Azze ve Celle de bilsin ki bu kimse düzeliyor, düzelmek istiyor. Eğer yaptığı yanlışın başkalarıyla bir alakası yok ise, kendi başına işlediği bir suç ise, bir kötülük ise, o zaman bunu sadece kendi düzeyinde, kendisiyle alakalı olarak ıslah etmekle, bir daha onu yapmamak, onun yerine güzel amelleri yapmak suretiyle tamamlayabilir. Ama dediğim gibi herhangi bir açıdan başkalarını ilgilendiriyor ise ve başkaları, sonuçları başkalarına yansımış ise,
Bu bazen çok geniş çapta olabilir. Adam bir kitap yazmış, bu kitapta suçlar işlemiş. Cenab-ı Hakk'a karşı, onun dinine karşı suçlar işlemiş. Eğer tövbe ediyorsa dönüp bunları tekrar ıslah etmeli. Bir kitap daha yazmalı veya açık deklarasyonda bulunmalı. O fikirlerinin, o yaptıklarının yanlış olduğunu düzeltmeli, ıslah etmeye çalışmalıdır. Dolayısıyla tövbenin bir sürecidir ıslahat. Eğer ıslahat olmaz ise Allah Azze ve Celle'nin burada kayıt düştüğü koşullar karşılanmaz. Dolayısıyla ayetin sonundaki vaadi de gerçekleşmez olur. ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Sonra bundan sonra tövbe edenler ve ıslah edenler. Pek çoğumuz tövbeyi sadece yalın bir şekilde bir ifadeden ibaret zannetmeye, tövbeyi sadece tövbeyle sınırlı görmeye, ıslahata adım atmamaya yatkınız. Halbuki ıslahat olmaz ise tövbe süreci tamamlanmaz. Islahat etmek için de iyileştirmek lazım, düzeltmek lazım. Bu hangi cehaletten kaynaklanıyordu, hangi yanlışlıklardan kaynaklanıyordu? Konuya eğilmek lazım. Konuyu başta öğrenmek, uygulamak ve kötülükleri tek tek hayatımızdan ayıklamak lazım. Bu bir kişinin kendisini iyileştirme sürecidir. Eğer buna azmederse Allah Azze ve Celle onu inşallah buna muvaffak kılar. Pek çoğumuz neden düzeltemediğimizi yani yanlışlarımızı dönüp bu açıdan sormalıyız. Tevbe ediyorum, ediyorum ama aynı yanlışı tekrardan yapıyorum. Demek ki ıslaha yönelmiyoruz. Tevbe ediyoruz ama sonra onu nasıl ıslah edeceğimize dair adımları atmıyoruz. Bu yanlışa bizi neyi sevk ediyor diye bu konuyu ele almıyoruz, incelemiyoruz. Bunun yerine ikame etmemiz gereken iyilik neyse onu koymadığımız için o boşluk yine aynı kötülükle veya benzer bir kötülükle hayatımızda dolu veriyor. Hayat boşluğu kabul etmez diyorlar. Tövbe edip artık yapmamaya azmettiğimiz işlerin yerine iyilerini araştırmaya ve koymaya mecburuz. Eğer iyilerini araştırıp koymaya yapmaz isek o zaman bir süre sonra biraz direniriz. Baraj kapakları gibi bir süre sonra su aşar, taşar ve tekrar o kötülükler gelip o boşluklarımızı doldurur. Dolayısıyla ıslahat iyiliklerin, kötülüklerin yerine yerleştirilmesidir. Allah Azze ve Celle böyle yapan kimselerin geçmişteki kötülüklerini de siler, bağışlar, affeder ve onları iyiliklerle tebdil eder. وَاَصْلَحُوا Dolayısıyla ıslah etmek de yani düzeltmek de kötülüklerin yerlerine artık iyilerini koymak da sürecin en önemli parçasıdır. Gelelim ayetin son ifadesine. اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Senin Rabbin var ya, işte bundan sonra, yani bunlar sağlandığı takdirde o zaman لَغَفُورٌ kesinlikle mağfiret sahibidir. Bunlar sağlanır da Cenab-ı Hak hala kuluna olmaz, ben seni affetmeyeceğim demez. Ben seni mağfiret etmeyeceğim demez, affeder. Cenab-ı Hak kul yeter ki bunları sağlasın, yerine getirsin. Dolayısıyla mağfiret dilemek çıkış kapısıdır. Vazgeçmek, tevbe etmek, iyileştirmek, Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve iyileşmek bunlar kötülüklerden çıkış kapısıdır. Kuldan sıkıntıyı dünyada da kaldırır, ahirette de kaldırır. Kimmiş o? Kötülükler kalkmaz, suçlar bir kere işlendi mi artık silinmez diyen. Biz Allah Azze ve Celle ne diyorsa ona bakalım. Bir kimse kötülük işlediyse illa onu cezasını çekmek zorundadır diyor. Hayır. مَنْ يَعْمَلْ سُوَاً يُجْزَ بِهِ Kim kötülük yaparsa onun karşılığını görür. Doğru. Ancak Allah Azze ve Celle başka bir ayette bir kayıt ile bize kapı açıyor. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَاً Yine diyor ki kim bir kötülük yaparsa اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ yahut kendisine zulmederse ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ Sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, bunu da yaparsa, Allah'tan bağışlanma dilerse o zaman ne olur?
يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَح۪يمًا Allah Azze ve Celle'yi gafur bulur, Allah Azze ve Celle'yi rahim bulur. Ama وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ Eğer orada istiğfar yok ise, ki yok, kötülük yaparsa illaki karşılığını bulur. Ama kötülük yapar, sonra istiğfar ederse ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَح۪يمًا Allah Azze ve Celle'yi gafur bulur, rahim bulur. Dolayısıyla kötülükten vazgeçmek de bir ameldir. Kötülükleri yap yap sonra bağışlanma dile silinsin, böyle şey mi olur diye nasıl itiraz ederiz? Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim'dir. Bakınız okuduğumuz ayette bu kötülüklerin tamamından dahi eğer kişi istiğfar eder, bağışlanma diler ve kendisini ıslah ederse Allah Azze ve Celle'yi gafur ve rahim bulacaktır. Bırakın başkalarının ne dediğini, bunu yapacak olan Cenab-ı Hak'tan öğrenelim. Nasıl yapacağını, nasıl muamele edeceğini. Cenab-ı Hak diyor ki ben affederim. Bu söylemin bir benzerini Hristiyanlar söylüyorlar. Onlar da diyorlar ki suç affedilmez. Suçun cezası görülür. Cezasız cezası yapılmadan suç affedilirse bu Cenab-ı Hakk'ı zalim yapar diyorlar. Yani Allah Azze ve Celle o zaman zalim olmuş olur. Niye? Çünkü bu adam bu suçu işledi, onu bağışladı, halbuki cezasını vermek zorundaydı. Böyle mantık olur mu? Bu mantık dışı bir yaklaşım. Dolayısıyla bunun devamı olarak neyi getirdiler? Bunun devamı olarak Hazreti Mesih'in suça karşılık peşin cezayı yaşadığı akidesini getirdiler. Yani Hazreti Mesih aleyhisselam peşin peşin kendi hayatıyla ödedi, bütün cezayı ödedi, faturayı ödedi. Kimler adına ödedi? Onu tanıyan bilenler adına. Yani ey Mesih diye, ey İsa diye onu tanıyacak olan, onu yegane kurtarıcı bilecek ve onu Allah'ın oğlu addedecek olan, böylece ona yakaracak, ey Rab diye seslenecek, kendisini ona teslim edecekler açısından ödenmiş bir suçun mukabilinden yararlanma imkanı doğacak. Yani ancak öyle bağışlanabilirsiniz. Yoksa eğer sizin suçunuza karşılık bir cezayı illaki biri ya siz ya da biri ödemez ise Cenab-ı Hak da bu işin içinden çıkamaz. Bağışlayamaz, yok öyle bir şey diyorlar. Benzer bir söylemi şimdi aramızda yaymaya çalışıyorlar. Tevbeyi, bağışlanma dilemeyi anlamsızlaştırmak için. Cenab-ı Hak bağışlayamaz diyorlar. Suç varsa cezası illaki görülecek. Hayır, suç varsa cezası illaki görülecek. Ancak suç var, üstüne mağfiret varsa, mağfiret dilemek varsa, istiğfar varsa o zaman Cenab-ı Hak bunu affedebilir. Allah Azze ve Celle buyurdu ki يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ Ey yanlış yapmakta kendilerine ziyan eden, kusur işlemekte o kadar haddi aşmış kimseler. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları affeder. Yeter ki siz mağfiret dileyin, bağışlanma dileyin, kendinizi düzeltin ve ıslah edin. Bu sebepledir ki istiğfar yani bağışlanma dilemek müminlerin de, müminlerin önderi, lideri, Allah'ın Resulü'nün de en belirgin vasfıydı. En önemli özelliklerinden bir tanesiydi. Cenab-ı Hak ona وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ buyurdu. Hem kendi günahların için mağfiret dile وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Ve orada durma ve müminlerin, müminler için de mağfiret dile, mümin erkekler için de mağfiret dile, mümin kadınlar için de mağfiret dile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu sıklıkla yapıyordu. Allah Azze ve Celle'den istiğfar eder, yani mağfiret diler hem kendisi için hem müminler için erkekleriyle, kadınlarıyla af dilerdi Cenab-ı Hak'tan. Çünkü mağfiret dilemek yaptığımız kusurlardan ötürü
hoşnut edemediğimiz Cenab-ı Hakk'ı veya hakkımızda Cenab-ı Hakk'ı öfkelendirdiğimiz, gazap ettirdiğimiz Cenab-ı Hakk'ı tekrardan bizim için bizden hoşnut olmaya sevk eder. Yani Allah Azze ve Celle'nin tekrar rızasına kavuşmaya yol açar. Yoksa ceza gelir. Cenab-ı Hakk'ı kızdıra kızdıra kul Allah'ın sakatına, Cenab-ı Hakk'ın hışımına uğrar. O yüzden mağfiret ile Cenab-ı Hakk'ın hışımından yine O'na sığınmak ve Allah Azze ve Celle'yi memnun etmek kulun bitmez, tükenmez bir çabasıdır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için en güzel örnektir. O mini minnacık kusurları için bile olağanüstü mağfiret dileme çabası ve gayreti içerisindeydi. Cenab-ı Hak'tan yana en küçük bir azap belirtisini, en küçük bir öfkeyi, gazabı veya bunun belirtisini tekrardan mağfiret için bir sebep, mağfiret dilemek için bir sebep sayardı. Rüzgar şiddetli esse tedirginliğe girer, korkuya kapılır, çıkar o rüzgarda yürür ve Allah Azze ve Celle'den mağfiret dilerdi. Önceki kavimlerde yaptığı gibi rüzgarla, saikayla ve benzeri hışımlarıyla, afetleriyle helak etmemesi için kendisi adına ve ümmeti adına mağfiret dilerdi. Bu onda öyle bir korku, öyle bir hazır korku oluşturmuştu ki annemiz ve etrafındakiler onun bu halini son derece belirgin bir şekilde gözlemliyorlardı. Cenab-ı Hakk'ın her an hışımına uğrayabiliriz. Her an gazabına uğrayabiliriz.